Diyarbakır'a birkaç sene önce gelmiştim tekrar. Diyarbakır benim için Malatya gibi. Ben çok gidip geldim. Çok sevdiğim bir yer. Aynı zamanda Türkiye'de rahmetlinin döneminde bütün bugün konuşulan açılımların başladığı yerdir. Diyarbakır rahmetlinin başlattığı yerdir. Ben onun için Diyarbakır'a özel bir önem veriyorum. Arkadaşlarım daveti vardı. Özel davetlerine geldik. Bu arada zaten resmi bir davet değil. Biz şimdi arkadaşlarımızla birazcık halkın arasında dolaşıp ondan sonra yarın bir iki tane sivil toplum kurusu ziyaretimiz var. Sonra yarın akşam döneceğiz. Ama Diyarbakır'ın özel bir yeri vardır benim için. Türkiye için de özel bir yeri vardır. İnşallah faydamız olacaktır. Hem Türkiye'nin her tarafına Diyarbakır'da en güzel yerlerimizden bir tanesidir. Seçim barajı %10 çok yüksek. Herkes biliyor artık, herkes kabul etmiş. Bunun Avrupa'da ortalaması demokratik ülkelerde %5'tir. 5 makul bir rakamdır. 5'e indirilmesi lazım bana göre. Çözüm sürecine kimsenin hayır demesi mümkün değil. Yani çözüm sürecine veya barışa, silahların susmasına hayır diyecek kimseyi ben tanımıyorum. Tanımak da istemem zaten. Ancak benim çok önemli üstünde durduğum bir konu, ben okuyorum, gazetelerden takip ediyoruz. Biz de çözüm sürecinin, anlaşmanın ne olduğunu veya protokolün karşılıklı sözlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Bunu vatandaş da bilmiyor. İşte taraflar zaman zaman açıklayayım diyor, zaman zaman açıklamayacağız diyor, zaman zaman açıklayacağız diyor. Bence bu kadar halkın önünde, milletin önünde yapılan bir anlaşma mutlaka bana sorarsanız açıklasın, birileri açıklasın. Açıklasın ki bu millet de bunun takdirini yapsın. Yani ben bu kadar gizli tutulmasını çok doğru bulmuyorum. Çünkü sonun sırasında 6 ay sonra seçim var. 6 ay sonra şimdi verilen sözlerin ne olduğunu bilmiyoruz. Verilen sözlerden kimse bir şey bence korkmaya gerek yok. Bizim milletimiz Türk halkı da Kürt halkı da hiç sağduyu sahibi olan düzgün insanlardır. Herkes akıllı insanımızdır bizim. Bizim milletimiz akıllıdır. Doğru kararı verir. Halktan saklayıp korkmanın hiç manası yok. Direkt halkın önüne konması lazım. Çünkü 6 ay sonra seçimde bugün verilen sözlerin tutulup tutulmayacağına garantisi yok ki. Çünkü bugün söz veren hükümet yarın 6 ay sonra iktidarda mı, koalisyon mu var, muhalefette mi bilmiyoruz ki. Kim biliyor bunu? Bir tek Allah bilir. Onun için bazı şeylerde devlette devam esaslılık, esas devamlılıksa bazı şeylerin kamuoyuna, diğer siyasi partilerin de bunu bilmesinde fayda var. Ve sonuçta bunu mutlaka halkın önünde tartışmak, halkın kararını dinlemek gerekir. Hiçbir şey bilmiyoruz biz de. İnşallah artık taraflar bunu açıklar da herkes rahat eder, en azından herkes bilsin ne olduğunu. Bu şekilde böyle gizli görüşmelerle olmaz bu iş. Hem halk önünde yapıyorsun, hem gizli tutuyorsun. Bu doğru değil. Hatip Dicle'nin açıklamasını okudum geçen. Yani şeffaf olmak lazım diyor ama onlar da olamıyorlar. Nedense bence iki tarafın da olmasını temenni ediyorum. Hepimiz için önemli. Şimdi Yapı Operasyonu'na 14 Aralık Operasyonu nasıl sağlamışsınız? Kötü uygulamayı yakalama kararını açıklarsınız. Valla bakın bir şey söyleyeyim. Yine aynı şeyi söylüyorum. 14 Ağustos 14 Aralık dedi değil mi? 14 Aralık Operasyonu eğer bu devletin içine savcı, hakim, polis, emniyet içine devletin dışında bazı güçler sızdıysa ki bunu iddia ediliyorsa bunların ispatlanıp cezalandırılması lazım. Ama öncelikle ispatlanması lazım. İspatlanmayan şeyler üzerinde insanların üzerine gidilmesi doğru değil. Ben hizmet camiasının
böyle bir şey yapmadığını bilmiyorum ama birisi ispat etsin, ortaya koysun, görelim. Varsa öyle bir şey mutlaka cezalandırırsın ama yok şöyle bir şey de insanları karalamak doğru değil. Hizmet camiasının ben okullarını gördüm işte değişik ülkelerde, Amerika'da bile var. İşte Kazakistan'da var, Türkmenistan'da var, Erbil'de var, her yerde var hizmetin okulları. Afrika'da var, 140 ülkede var. Her yerde Türkiye'yi tanıtıyor, halkımızı tanıtıyor. Ne bileyim, yani oradaki gördüğüm okullarda gayet düzgün ve temiz okullar. Türkiye'yi tanıttıkları için güzel ama siyasete bulaşıyorlar veyahut da herhangi bir de, yani böyle bir paralel yapı şeklinde organize oluyorlarsa bunun cezalandırılması lazım ama ispat edilmesi lazım. Peki bir de başka bir şey var. Son 12 senedir Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarda. Bu yapılan bu son 12 sene içinde olduysa bunun suçlayacak birini aranıyorsa Adalet Kalkınma Partisi'nin kendisine bakması lazım biraz. Diyarbakır halkı genel konuşmak istiyorum daha doğrusu. Yani bir süreç diyorlar, bir şeyler atıyorlar, yasa vesaire. Bunu meydana getirdikten sonra Diyarbakır o gün halkı rahatsız olmaktan, yani var ya, birinci adım atıyor. Selam aleyküm. Ya Allah aşkına ya. Hoş bulduk. Ne yapıyorsun? Nasıl işler? Zayıf. He? Bu olaylardan dolayı. Değil mi? Evet. Şabi batırdı. Çavay, kızarsın. Olsam mı? Ya geri çakın eline geri. Ramazan ortaya. Güneşi getirdik. Sabah daha kaldı misafirlere. Hadi.